Derin futbol devam ediyor. Estağfurullah Sinan abi, derin futbol devam ediyor. Şimdi bir konu konuşulduk. Tamam. Şimdi Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. Yanıyor Sercan Dikme. Galatasaray efendim, takım, Galatasaray inmiş. Sevgili seyirciler, Galatasaraylı futbolcular şok, büyük bir şok yaşıyorlar. Ve açılan pankartlar var ve birazdan alev alev yanacak diyorlar. Hani nasıl tribünlerde takımlarını bağrına basarken böyle meşaleler yanar, birazdan öyle görüntüleri sadece Beyaz TV farkıyla, derin futbol farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Voley'deki anketlerimize katılmaya devam ediyorsunuz, tribün sayfasına yazmaya devam ediyorsunuz, derin futbol izlerim etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Galatasaray Başakşehir maçı ne olur, skor bekliyoruz ya sizlerden. Tekrar Serkan'dan aynı görüntüyü rica edeceğim. Kalan maçlara bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta cayır cayır yanacak Sivas Spor Fenerbahçe maçı, Cuma Akhisar Beşiktaş maçı, Pazar günü Galatasaray Başakşehir karşılaşması. Son yılların en çekişmeli zirvesi yaşanıyor. Kümede kalma mücadeleleriyle, zirve mücadeleleriyle. Evet, haftaya ve ondan sonraki hafta. Ve 32 hafta. Derbi haftalarıyla. Bakın, hakemlik yönünden bu akşam Cüneyt bana göre ufak tefek hata. Hocam ama çok özür dilerim. Siz şampiyonluğa inanın, gerisini bize bırakın. Hedef 21 diyor Galatasaray taraftarı. Bakın biraz ne? Önce bahsettiğim 21 ne? Şampiyonluk. Bakın siz şampiyonluğa inanın, gerisini bize bırakın. Bu pankart Galatasaray takım otobüsünün tam önünde açıldı. Fatih Terim ve futbolcuları için sevgili seyirciler, kredinizde ne yazmışlar? Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancımız. Ne krediniz biter bizde, ne de şampiyonluk inancınız. Beyaz TV bu akşam tarihi yayınlarından bir tanesini yapıyor. Buyurun hocam, devam edelim. Şimdi burada bulunan çocukların hepsinin alınlarından öpüyorum. Gecenin bu saati 1'e yaklaşıyor. Adamlar işi gücü evi barkı bırakmışlar. Aynen öyle hocam. Kalkmışlar Yeşilköy'e takımı karşılıyor. Yalnız şu var. Bakın, her büyük aşk sükutu eğer biterse cinayet işlenir diye bir laf vardır. Allah hayır, buradan nereye geleceğim? Evet, anlıyorum. Ola ki Galatasaray şampiyonluğu kaybeder. İhtimali var mı? Bu gece var. Bak, bu geceden itibaren hocam, hayır yok diyemem. Kazansaydı da vardı ama daha azdı. Bu seyircinin nasıl bir hayal kırıklığı yaşayacağını, bugün imparator diyen o milyonlarca insanın nasıl yarın bir gün başka bir tor diyeceklerini görür gibi. Artı doğru, çok açık bir şey söyleyeyim. Galatasaray bu sene şampiyon olamasa maddi anlamda çok ama çok büyük zorluğa girer. Her kulüp için geçer. Ve asla bu Sayın Mustafa Cengiz sesi Bey'in suçu verelim değil. Hiçbir suçu yok. Adam geleli şurada 2 ay oldu. Evet, buyursunlar hocam. Ben hocam. 4 takım var şampiyonluk için. Bu takımlar için defalarca söylediğimi bir daha tekrarlıyorum. Bakın. Başakşehir takımı kadro kalitesi, şartları, hocasına baktığın zaman burada olması normal görüyorum. Bakın, normal görüyorum. Kime? Başakşehir takımını. Evet, kadro kalitesi, ekonomik gücü, futbolcu kapasitesi ve antrenörünün başarısıyla Başakşehir kadrosunun burada olmasını ben normal görüyorum. Futbol adına normal görüyorum. Normal, evet. Hak ediyor. İki, Beşiktaş'ın kadro kalitesine, hoca kalitesine, seyircisine baktığım zaman Beşiktaş'ı şu ana kadar başarısız görüyorum. Beşiktaş daha iyi yerde olmalıydı. Diğer kalan maçları da gösteriyor. Daha iyi yerde olmalıydı. Beşiktaş'ı kadro kalitesi icabıyla başarısız görüyorum şu ana kadar. Beşiktaş 13 numarayı daha verelim. Çok puan toplamalıydı. Fenerbahçe'ye bakınca sezon başından beri oynanan oyun, antrenörün yaptığı hatalar çok iyi yerde ve yani kadro kalitesiyle çok iyi yerde olmasa da normal yerde görüyorum. Bakın, Galatasaray daha normal bir yerde. İnanın, Galatasaray'ın kalite kadrosu Başakşehir ve Beşiktaş kadar iyi değil. Galatasaray'ın burada olmasının, bak burada olmasının tek sebebi, en büyük sebebi ya da öyle diyeyim, taraftarıdır. Kimse. Bakın, size açık söylüyorum. Her çok maçta güzel. 40 bin çok kişi güzel gidecek. Hatta bazı antrenmana Fener maçından önce 30 bin kişiyle antrenman yapacak. Şimdi bugün takımı yenilmiş. Bir ton insan bu saatte oralara gitmiş. Galatasaray takımını zorla zirvede tutuyor bak Galatasaray seyircisi. Açık söylüyorum. Yoksa Galatasaray kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'den falan üstte değil. Açık söylüyorum. Çok iyi yerde. Bana göre kadro kalitesi olarak, takım gücü olarak Başakşehir ve Beşiktaş'ın altında. Onun için bu ligde Başakşehir'le Fenerbahçe'nin bulunduğu yerler normaldir.
Beşiktaş daha başarılı olması gerekir bu kadro kalitesiyle. Galatasaray şu ana kadar bile çok başarılı. Bak açık söylüyorum. Beşiktaş'tan sen Talisca'yı al bitti. Açık söylüyorum. Yok yok öyle değil abi. Yok abi öyle deme. Beşiktaş sırf Talisca'yı Beşiktaş'a al. Abonun bazı fikirlerini sıkıştı. Sıkıştı hep Talisca'yı atıyor. Abi boşver abi. Beşiktaş sadece Talisca'yla anlatılamaz. Müsaade ederseniz biraz da ben konuşayım. Ben daha önce de söylediğin gibi şunu söylüyorum. Bugün Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynamasaydı 7-8 puan öndeydi, bu ligin öndeydi. Gökmen abiye katılmıyorum. Talisca tamam. Önemli bir oyuncu ama Talisca ile beraber Babel var orada. Quaresma var orada. Dönüyorsun arka tarafta Atibalar, Oğuzhanlar, Adriano'lar, Pepe'ler var. Çok iyi bir kalecisi var. Beşiktaş takımı dikkat edin. Şampiyonlar Ligi ve öncesi ve sonrası bir sürü puanlar kaybetti. Çarşamba pazar yorgunluktan. Bence mantaliteden. Ben Galatasaray takımının taraftarı tamamı evet. Fenerbahçe taraftarı da gidiyor maça. Hayır. Galatasaray'ın kadrosu iyi bir futbolcu topluluğu var. Yani şeye göre baktığın zaman, bir Beşiktaş'a göre baktığın zaman çok üst düzey olmasa da ama tek tek baktığın zaman şimdi Gomizler, Fegüller, Belhandalar, Rodriguez'ler kötü oyuncular değil Apo'cum. Sinan bak, bir takım bak, 10 tane deplasmanının son 10 deplasmanının 7'si mağlup abi, olur mu ya? Hepsi kaybediyor. Niye? Nazik bir takım. Galatasaray takımının deplasmanda nazik, yumuşak bir takım. Ayak ucu oynuyorlar. Biz futbolcular anlarız onu. Tın tın tın, anladın mı? Fegüller, Belhandalar, bilmem ne, bunlar nazik oyuncular. Bak ben bugün biraz Galatasaray seyircisi bak, tepkili olsaydı takımına, bak sana yemin ediyorum Galatasaray 4. 5. olurdu. Bugün Galatasaray seyircisi takımını zorla olmuş. Galatasaray taraftarını ben bak, biliyorum. Açık söylüyorum. Şampiyon Galatasaray da tek şey taraftardır. Ya bir dur Apo ya. Bir tamam. Dur dayanamıyorsun ya. Tam doğru. Abi Galatasaray takımını taraftarı Hamza Hamzoğlu dönemini hatırlayın. Galatasaray taraftarı şampiyon yapmıştır. Hamza Hamzoğlu dönemini hatırlayın. Bu bir etkendir. Fenerbahçe taraftarı da gidiyor maça. Bizim takım. Ama bu kadroyla alakalı. Küskün abi. Şimdi ben Beşiktaş takımına Gomez'i koyayım santrafor olarak. Beşiktaş şu an imza atarım şampiyonluğunu hemen şu an. Şu gün gelin bundan sonra ben Gomez'e Beşiktaş formasını santraforuna giydireyim. Beşiktaş Galatasaray'ın kadrosu kötü değil. Galatasaray'da iyi oyuncular var ama Galatasaray takımında bir rahatlık var. Çünkü neden? Fatih Terim takımı kurmadığı için Fatih Terim tam fazla takıma hükmedemiyor şu an. Tam eski şeyi yok. Kendi alsa bu oyuncuları farklı olur. Bakın. Çok özür dilerim. Affedersin. Buyur abi. Fatih Terim'in karizması çizildi. Bu mekan basma olayı. Karizma çizilmez yok, ya. Yok. Çizilmez kendini, ya. Kendini. Yakışmadı yani. Canım, olay ya, karizma çizilmez. Tamam abi. Canım kardeşim yani, yakışmadı. Kavga yakışmadı yani. Bu kavga kadar, kimseye yakışmaz abi. Canım kardeşim bu kadar bu şey devamlı şekilde böyle taviz vere anladın mı? Hep o gün aklına geliyor. Yani yaptığı yanlışlar nedeniyle. O yanlış. Evet, doğru. Hareket yanlışlar doğru nedeniyle değil. Ondan dolayı üzgün. Ama bunu biliyorum. Ondan dolayı da yani takım üstünde yani çıkıp da öyle agresif davranma falan. Anladın mı? Yok, biraz kenarda da yok. Kenarda da tavırları yani, yok. Ama şunu söylüyorum. Büyük net olarak var söylüyorum. Ama, söyleyeyim yalnız. Son yıllarda belki de yaşamadığımız çok güzel birlik yaşıyoruz. Bakın her haftası heyecan. Önümüzdeki hafta Başakşehir'e bakıyorsun. Sivas Fenerbahçe Sivas'ta ne yapar? Cuma günü. Şimdi Beşiktaş Cuma günü. Düşünsene kazandığını veya kaybettiğini düşün. Geçmez 3 gün. Cumartesi, pazartesi 3 gün geçmez. Rakipler oynama. Ama kazandın mı? 3 puanı cebe koydun mu? Oh diyeceksin. Cumartesi aynı şekilde Fenerbahçe'nin durumu. Fenerbahçe kaybederse şimdi Sivas'ta, Başakşehir ve Galatasaray çok daha rahat oynayacaklar. Ona göre. Sinan abicim çok özür dilerim. Bağışlar olursun. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü Anıtkabir'de ziyaret etti Mustafa Cengiz, Sayın Başkan ve abimiz heyet. Ya, bir yandan onu da verelim. Ya. O da verilsin ekrandan. Siz konuşmaya devam edin. O görüntüler de gelsin. Havalimanında Galatasaray'ı da bekliyoruz. Her yerde kameramız vardı. Devam edelim. Ankara ekibimize de teşekkür ediyoruz. Beyaz Sivi Haber Merkezi'ne de çok çok teşekkürler bu görüntüler için. Çok güzel, tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi çok güzel bir 6 hafta bizi bekliyor. Şu anda havalimanında herkes cep telefonu elinde Beyaz TV'yi izliyor. Sesi yükseltelim. Tamam. Tam ekran bir verelim. Tam ekran bir verelim. Hepimiz alalım. Tam ekran verelim. Hadi bir tam ekran verelim. Galatasaray taraftarları görelim. Tam ekran versinler. Mehmet de beni duyuyor. Tam ekran verilsin. Sesi de verelim.
Fatih Terim atkıları sevgili seyirciler. Galatasaray Havalimanı'nda şu anda birazdan takım çıkacak. Fatih Terim'in açıklamasını bir ekrana getirelim isterseniz. Ekranı ikiye bölelim. Fatih Terim'in ikinci bölümü vardı. Serkan'cığım rica edeceğim. Ekranı ikiye bölelim. Hem kaçırmayalım orayı hem de Fatih Terim'in açıklamalarını bir de ikinci bölümünü ekrana getirelim. Yaptığınız hareket sizin Ümit Hoca'yı beklemeniz, tebrik etmeniz bir centilmenlik örneğiyle soyunma odasına gidebilirsiniz. Peki hocam sizce hiç centilmence geçiyor mu? Bu hafta içinde yaşanan bazı olaylar var. Beşiktaş Başkanı'nın yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz. Dün Fenerbahçe maçından sonra Aykut Hoca'nın Cüneyt Hoca için sözleri var. Cüneyt Hoca bugün maçı yönetti ve sizin de son dakikalarda bayağı bir tepkinizi aldı. Sizce hiç centilmence geçiyor mu? Bir şey söylemek ister misiniz? Cüneyt Hoca Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi de Avrupa'daki en ciddi, en önemli maçlara onu verirler. O yüzden ben sadece Cüneyt Hoca ile ilgili benim fikrim bu. Zaten hakemlerle ilgili ben konuşmuyorum. Hiç kimseyle ilgili konuşmuyorum. Sevgili Sezgin kardeşim. Onu başkaları, yani ben İçime bakıyorum. Mümkünse uzak kalıyorum. Başka sorun varsa onu cevaplayayım. Futbolun tekniğiyle ilgili, mağlubiyetimizin nasıl olduğuyla ilgili. Ama bu taraf beni çok ilgilendirmiyor. Başka soru şunu sorabilirim hocam. Deplasmanlar sizin için bir fobi oluyor mu? Bu sene olarak öyle görünüyor. Ama normalde fobi, hobi bunların hepsi futbolun içerisinde olmayan şeyler. Böyle bir şey yaratılmış ortada. İşte deplasman fobisi. Ankara deplasman mı? Gayet centilmen bir gençler bir seyircisi. Müthiş bir Galatasaray seyircisi gelmiş. Kendi evimizden biraz daha aşağıda ama aşağı yukarı bütün Galatasaraylılar burada. Bunun neresi deplasman? Bu tip bahaneler Galatasaray takımının sığınacağı sebepler değil. Kaybettiği zaman kaybettik. Kazandığımız zaman kazandık. Hakkımızla kazandık. Oynayarak kazandık. Çok mücadele ettik kazandık. Veyahut çok mücadele etmedik kaybettik. Ben de bu takımın hocası olarak bugün diyorum ki biz daha iyi olmalıydık. Bugün buradan şampiyonluğun çok büyük avantaj sahibi olarak dönebilirdik. Biraz da gerçeklerle yüz yüze gelmek lazım. Sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri budur. Herkes kazanan kaybedenin bir sürü bahanesi var. Tabii ki zaman zaman hakem kararlarına herkes tepki gösteriyor ama bu sadece orada kalanmış. O yüzden çok önemli. Tekrar ediyorum, Galatasaray indi havalimanında şu anda. Beni al istersen tamam, sevgili Serkan. Bakar mısınız? Minik bir yavru, Galatasaray aslan parçası diyelim. Minik bir Galatasaray taraftarı babasının ya da abisinin, amcasının bilmiyorum nasıl tezahürat yapıyor. Memesi ağzında. Annesi orada. Çoluk çocuk. Herkes orada. İnanılmaz bir görüntü. Atatürk Havalimanı'nda, Beyaz TV ekranlarında. Sadece şu anda canlı yayında Beyaz TV var sevgili seyirciler. Şu anda görüntüler Beyaz TV'den. Bu arada iddia oranları da ekranda. 1.55 Galatasaray. Saçma, 3.40 olmaz. Beraberlik 3.80 Başakşehir. Medipol Başakşehir. Hangi ahval ve şeraitte Türkiye'de hangi takımla deplasmanda oynarsa oynasın ev sahibi takıma 1.55 gibi düşük oran verilemez. Bu maçın hakkı 1.55 değil 1.80, 1.90 civarında olmalıydı Galatasaray'ın kazanırı. Değişir mi hocam yarın? İnsanların yaptıkları şey iddiaya bağlı. Herkes Başakşehir kaybetmeze girerse otomatik olarak yükselir. Hocam sen şimdi Beşiktaşlısın, Apo Fenerbahçeli. Ne istersen bu maçın ne olmasını istersen. Ben hangi takımlıyım diyorsun? Sen Beşiktaşlısın, Apo Fenerli. Ben Beşiktaşlı mıyım? Ne istersin?
Bana puanını söyle bir dakika. Kim yenmesini istersin? 59. 59 Başakşehir, 57 Galatasaray, 56. Abi. Sen Galatasaray. Galatasaray yense ki ben çünkü Galatasaray'ı yenersem neler oluyorum. Sen Apo'cum, Fenerbahçeli olarak. Ben berabere bitsin ister. Berabere bitsin. Hesap değil biliyorsun. Evet. Tam çıkmıyor çünkü. Bilsen ki Galatasaray evet. Beşiktaş'a öyle ama içim. Berabere bitsin isterim. Berabere bitsin isterim. Evet. Sonra Beşiktaş Galatasaray nasıl bitsin istersin? Hayır. Ama sizin şampiyon olmanız için söyleyeceğim. Tamam ama o zaman ne lazım oluyor ya? Mesela. O zaman kaç puan? O zamana kadar nasıl geldi diğer takım? Nasıl gelecek? Malum Beşiktaş'ın yarın Akhisar'da kaybetmeyeceği hafta sonu. Karşı var mı bu işin? Anladın mı? Beyler bugünkü Galatasaray Gençler Birliği mağlubiyeti Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının favorisi yapmıştır. Onu da bu doğru. Bu doğru bir yaklaşım. Fatih Terim yani Galatasaray'ın var. Kesinlikle Fatih Terim biliyor artık. Yalnız, bugün itibariyle bayağı karşılama da önemli. Bayağı üzgün. Taraftar da Gökben abi. Bu Galatasaray taraftarı çok enteresan bir taraftar. Geçen hafta gittiler 35 bin kişi antrenman. Bu hafta buralara bu akşam gelmesi, bu mağlubiyetten sonra hakikaten bu Galatasaray taraftarı tebrik ediyorum. Kemin hakikaten kutluyorum. Çok büyük. Ya. Abi sen de Türk Telekom'da hep söyle. Türk Telekom'da zaten hayır, onu demiyorum korner attırıyor. Galatasaray inan bana bak bu kadrosuyla hakemi etkiliyor. İyi bir kadro. Bakın hakemi etkiliyor. Her zaman söylüyorum. Abi istediği kadar taraftar olsun Apo'cum. Sen taraftar bana taraftar bana istediği kadar. Öyle deme. Abi Sinan bak öyle deme. Vallahi öyle deme. Abi şimdi bak Fenerbahçe bu sene gol atmış abi. Fenerbahçe bak Fenerbahçe bu sene derbi maçları hariç statı en çok dolduğu hafta 20 bin kişi falan oldu. 22 bin kişi oldu. Derbi maçları hariç. Hatta bazı maçları 7 bin kişiye falan oynadı. Hiç o eski Saraçoğlu ihtişamını gördük mü? Abi eskiden Fenerbahçe Saraçoğlu'nda berabere bile kalmıyordu. Apocuğum, o seyirci. Apocuğum, ama bu futbolla tamam alakalı. Da seyirci. Bak seyirci iç sahada büyük takımlara büyük etki yapıyor. Bak abi, Beşiktaş şu anda Vodafone Arena'da hem takımı iyi. Bak iyi takımı iyi. İnan bana boş tribünlere oynasalar bu kadar içeride galibiyet serisi yapamazlar. Bir müsaade et bir şey açık diş geçeceğim. Çok önemli taraftar. Sen şimdi dışarıdan tribünden bağırırsın. Sağdan o sağdaki o anladın mı? O elektriği alırsın. Coşarsın. Ama şimdi Galatasaray takımı oradan Fegül oradan gidiyor. Rodriguez buradan gidiyor. Bugün niye gitmiyor? Bilmem ne. Hayır hayır. Bugün niye gitmiyor? Abi Türk Telekom'da bir dakika. Tribünde çünkü 2000 kişi var. 3000 kişi bakın, var. Bakın deplasmanda öyle. Şimdi bak Aykut Kocaman'ın fazla ayrı bir taktiği var. Ama